Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bu günleri gösteren Allah'a hamdolsun. Şunu taktı mı? Şey göstermediği için. Bak bakalım. Çünkü sorun yaşamasın. Bakayım. Taktın sana selam. Tamam. Konumuz şu. Emirdağ'da geçiyor ama tarihçede kullanmış. Bütün cihanı bir nokta yap. O noktaya, yani o cihana hakim ol. Onun yolu, bunu dinlerken şeyi mutlaka dinlemesi lazım. Ayni-i Ahmediye'de görülür, gösterilir. 315 lemolar. O ders var, bir saatlik. Şuraya 50 dakikalık. Rize Pazar ilçesinde oldu. Ayni-i Ahmediye'de, Risalet-i Ahmediye'de aynısında, yani şu cümle şuydu. O dersi dinlemeden bu biraz zor. Yani çünkü ustadımızın emridir. Yani bir şey anlamak için şunu oku dediği zaman, şunu bak okuyayım şeyi. Sırf cümle okuyacağım çünkü nasıl? 336 mı dedin zaten? 300 yok. 317. Diyor ki, ismi cemalin bir cilvesi olan bütün cemaller, yani cemal-i zat, cemal-i esma, bak cemal-i zat. Cemal-i zat, zat. Cemal-i esma, bunlar işleniyor derse de ben hızlı geçiyorum şimdi. Ama zat, zat diyorum, altını çiziyorum. Cemal-i esma, cemal-i sanat, cemal-i masnat dahi bütünüyor ama. Mesela şu. Mesela bir bahçeye baktığın zaman, oradan bir ota bakın. Ota baktığınız, aldığınız zevki, kelebektir, domuzdur, yılandır, kadındır, erkektir, çakaldır, tavuktur, ağaçtır, armuttur, şeftalidir, deredir. Yani böyle bir vadi düşün. Yani o bütünsel aldığın lezzete benzer. Bütünsel iken o bahçe, o bütün gözüyle bir noktaya bakarsan, külli nazarını cüz-i şeyle baktığın zaman o cüz-i şey külli oluyor. Ama hepsi silinse, sırf ot olsa, cüz-i nazarın cüziyette hapsolur, bir ot zevkini alır. Hakaiki nisbiye olmaz. Tamam mı? Ne olur? Yani armut olsa orada, şeftali orada olsa, kelebek olsa, çiçek olsa, nar olsa, insan olsa vesaire. Yani bir bahçeye, o bir ota baktığın zaman nisbi hakikatleri değişeceğinden orası küllü olur. Kendisi diyor, usta şöyle diyor. Hakaik hakiki bir ise, yani çiçekten aldığınız lezzet bir ise, diğer eşya ile nispet edince hakaik hakikiye 70'tir diyor. 70'tir diyor. O şeyi vereceksin bir de bana. Bezini. Bak bir daha şey yapayım. Çiçeğe baktınız. Burayı kaçırmamanız lazım. Çok önemli. Çiçekten aldığınız derse hakaik hakiki denir. Hakiki, hakikat. O artık biz vahdet-i vücut gibi, vahdet-i şuhud gibi ayağına indireceğiz değil. Değil mi? Ha, bu hakaik hakikiyedir. Ama o ot kelebekle, armutla, insanla, dağla, dereyle, denizle, güneşle kıyas ettiğin zaman onun hakaiki hakikiyesi, hakaiki çapı değişiyor. Güzelliği o bütünsel içinde o hakaiki nisbiye deniliyor. Usta diyor ki hakaiki hakikiyesi bir ise hakaiki nisbiye dünyada, ama cennette böyle değil işte. Cennette hakaiki hakikiyedir tek. İşte bu noktada hakaiki nisbiyeye zenginlik kattığı için cennetten bu noktadan üstündür dünya. Şartıcaz'da geçiyor. Hakaiki nisbiye dünyada ne kadarsa ahirette hakaiki hakikat olacak diyor. Bunu
29. sözde söylüyor. Ta şeyde diyor. Bu niçin bu alem devir deviren oluyor, değişiyor. İstidat ve kabiliyetlerin inkişafına sebepler, o da hakikaten nisbiyenin inkişafına orada anlatıyor. Açayım orayı. Açalım. Hadi kıyas ya. 29. söz deyince. 29. söz o oluyor diyor. Hakaiki hakikiyeyi işaret edeceğiz lan siz bulun. O bakın hakaiki nisbiye şey hakaiki 29. söz söyledim bak şimdi. Siz onu bulurken ben de bunu bulayım. 30-29'u bulayım. Bak. İncelemizde şeyde. O sayfanın altında. Sol tarafta, üst tarafta. İncelemizde nokta. Bak şurası. Remizli bir nokta. Arkası. Diyor ki, buradan nasıl alayım, uzun olur. Hakim ezeli, inayet-i sermedi ve hikmet ezeli, üç tane. Hakim ezeli, inayet-i sermedi, hikmet ezeliğinin, hepsi farklıdır, üçü. İktizasıyla şu dünyayı tecrübeye mahal, imkana meydan ve esma-i hüsnasına ayna, ve kalemi kader ve kudretine sahip olmak için yaratmış. Tecrübe ve imtihan ise neşinemaya sebeptir. Neşinema ise istidattan inkişafına sebeptir. O inkişaf ise kabiliyetlerin tezahürüne sebeptir. O kabiliyetlerin tezahürü ise hakaiki nisbiyenin zuhuruna sebeptir. Sebeptir. Hakaiki nisbiyenin zuhuru ise Sani Zülcelal'in Esma-i Üstansı'nın okuşu tecelliyatını gösterilmesine ve kainatı Mektubat-ı Samedani'nin suretine çevirmesine sebeptir. Sen hakikaten nisbeyi bilemezsen bunu anlamazsın burayı. Bak. Emrin ismi neydi? Düş dünya. Harika doktorum. Elhamdülillah. Emrin ismi diş dünya. Emri itibari iş dünya. Hakaiki hakikiye emrin ismilerdir. Hakikatlar. Onu alemime taşınırsa, somutta soyut olursa, nispi bir hakikat oluyor içeride. Ben onu istediğim gibi şeylere kıyas ederim. Ve çoğalır. İşaret edeceğiz de buldunuz mu onu? Kaç? Sayfa 27'de. Anne ne diyor okur musun? Hakaiki nispiyenin vücuduna veya zuhuruna bir mukaddeme, bir vahidi kıyası olsunlar diyor. Hakaiki ne? Hakaiki nispiyenin ne kıymeti var ki onun içeri şerler istihsan edecekler. Evet. Hakaiki nispiye denilen şerler kainatın eczası sarayında bulunan rahatlamalardır. Evet. Ve kainatın izam ancak hakaiki nispiyeden doğmuştur. Yani mesela hakaiki nispiye eşyanın arasındaki bağdır. Esmanın merhatibi ancak onunla bilinir. Hakaiki nisbiye ve hakaiki itibari. Sonra hakaiki nisbiye diyor 70'tir. 70. O bak onu bulun. Hakaiki hakiki bir ise hakaiki nisbiye 70'tir. Bak. Sani Zülcelal'in Esma-i Sıfatının nukuşu tecelliyatını göstermesine hakaiki şeyler nisbiye. Yüzdür diyor. Ha? Şöyle bir şey söylüyor. Hakaiki hatta bir zatın hakaiki hakisiyesi 7 ise hakaiki nisbiyesi 700'dür. Ha harika ben 70 demiştim. Bak. Ha harika. Bu yeni mi? Bu taraf. Yok abi hep sende. Aynen iyi. Bana sıcak bir bardak yapar mısınız? Ondan sonra bak. Kaçtı sayfa? 27 abi. 27 bak. Bu çok önemli. Senin hakaiki nisbiyen bir ise hakaiki okuyayım. 27 mi? Bak, kaçırmayın bu çok önemli. Şey, bu ne yapıyoruz biliyor musun bu? Boşver bu dersi yani, üzerindeki notları değil. Balık boşver, balık nasıl tutulur? Yani sistem nasıl çalışıyor? Sistem. Bu sistemi alırsanız, Berber ayağım dedi ki, Kanalıyla sen içerideyken abi dedi, hiç aksamadan
Çarşamba nüfusu ders devam etti. Elhamdülillah. He. Bu ne demektir biliyor musun? Eğer birisi yok da bu ders bitmişse biz sistemi kavrayamadık. Biz üzerindeki şeyleri hep konuştuk. Uçar gider o. Temel alınmamış. Eğer burada ders devam etmişse ki devam etmiş, sistem kavranmış. Sistem nasıl çalışıyor? Mesela eşyanın diyor birbirine bağlayan o, yani bağlayan nedir? Eşya birbirine benziyor dedim ya, bir otla güneşi ikisinin bir baktığımız zaman hakaiki misliye çıkıyor. Yani o da esmanın meratibine sebeptir dedi. Sayfa sormadınız. Nerede? Ha, şurada. 532. Diyeceğim şu. Kardeş, çok bilgi alacağına, bilgiyle zehirleneceğine, enaniyet ve gururuna vesile olacaksa al. Bilgiler enaniyete de vesile olabilecek tarafı var. Mutlaka var. Kenarında duruyor. Her alınan şey risk taşıyor. Adim, bir şey varsa, vücudu varsa mutlaka ademi de vardır. Aldığın şey vücutsa Adem'le beraber alıyorsun. Ademsiz vücut yok. Yani ilim aldınsa, sana bana kaşı yapmıyorsun ama o bir yerde oluyor. İlmi elanet bırakmaz. Tamam mı? Fakat sistemi alırsan ilmi elanet olmuyor. Çünkü sensin o. Sistem. Onun için tevazu ve mutlaz, yani haddini bilenler ilim sahibinin daha arkası, ilimle arkaya geçmişler. İlimle sisteme geçmişler, sistem. Bak Allah aşkına şurası, geldi öpme. Sistemden bahsediyor. Üç tane acayip bir sistemden bahsediyor. Ya bu deli bir şey yani bu. Bak şu remizli nüktenin sırrı şudur ki diye başlıyor. Sır ha bu, başlık bu. Doktor. Şu remizli nüktenin, ama remizli bir nükteyi daha çözmemişiz. Bir de bunun sırrı var. Sır bu. Sır. Bak şimdi bu. Sır. Sistem çözülmesi lazım. Sistem. Mesela bir tane misal söyleyeyim. Dün neredeydim ben ders yaptım? Sultan Bey'in. Aşk mı kaliteli? Muhabbet mi? Başka diğer? Aşk mı muhabbet? Aşk mı muhabbet? Muhabbet karşılıklıdır. Aşk büyük taraflıdır. Olur. Abi, aynen, aşk dolayısıyla aşk büyüktür diyorsun. Muhabbet büyüktür. Muhabbet. Evet. Muhabbet. Bak nasıl yapıyorsun biliyor musun? Hiç gayet basit yemeği hiç zorlamıyor. Aşk Vedud ismine mazhar. Vedud'dur. Hani Mektubat'tan anlatıyor. Vedud ismine mazhar aşk oluyor. Tamam mı? Vedud. Muhabbetin yeri neresi? Şunat-ı zati. En merkezde ne var şunatta? Şefkat-ı mukaddesi. Sonra? Muhabbet-i münezzeh. Peki şu, muhabbet şunatta, Vedud nerede? Esma'da. Aşağıda dikti. Ya sistem var. Sistemi şey yapmak için şey yapıyoruz. Hatta. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Söyle abi ama. Aleyhisselam Efendimiz farklı zamanlarda sahabelerin aynı sorularına farklı cevaplar veriyor. Bu hakaiki nisbiyle alakalı ilintili bir şey mi diyor? Aynen. Çünkü bak aynı soru farklı sahabe farklı zamanda farklı mekanda sorması, ben o soruyla yani laf falan kurur. Mesele değil. O soruyla soruyu soran zatın %10, %20 karakterini anlarım. Nasıl bir karakter sahibidir? Herkes anlar yani. Çünkü sual kişinin yapısına, kimliğine haber verir. Çünkü nerede nasıl terbiye olduğunu ifade eder. Nerede sorulmuş yani? Bunu aşina olanlar sahabelere, peygambere, Risale-i Nur'a o sorudan, siz de aşinasınız. Doktorum, siz, sen posta vesaire. Yaptığınız işe göre. Adam soru sorsa, anlarsınız yani bunun düşünce seviyesini. Yani bu nasıl bir düşünce sahibidir? %20 değil, %40-50 anlarsınız bunu. Çünkü konuşmak, uslu, soru sormak kişinin el suali nisviliğin, sualin yarısıdır. Sual sorabilmek, sorduğun mevzunun yarısını biliyor demektir. Tamam. Peki
Başka? Bir insan, bu da şeydir, sistem. Bir insan okuduğunu şekillendirebiliyorsa veya şekli anlamlandırabiliyorsa bu adam eğri tefekkürdür. Bununla meşguldür. Bir insan derse oturup da tıkır tıkır okuyorsa bu adam çalışmamıştır. Tamam, alemimizde, aleminde hazmolmamış. Hazmolmayan ilim verilmemiş. Bir adam bunu okuduğu zaman kafayı kaldırıp o okuduğu mevzu kendisinde ve kainatta karşılığını bulursa ya bir mana nakleder yani veya kainattan ona ait bir misallendirir. Veya risale var. Bu ne, nerede var? Bardak böyledir. Metin alıyor Rüsabi, izah ediyor. Metin alıyor, izah ediyor. 13. lema ve 11. lemayı. Başka? Hafız Ali abi. Yüksek sarayda dolaşıyordum diyor. Hangi saray? Sonra başım döndü diyor. Tam edemedim. İndim aşağıda küçük saraya girdim diyor. Tamam mı? Küçük saraya girdim diyor. Hatırladınız mı? Ondan sonra Refet abi. Hüsrev abi. Gel koy. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Hakkın helal olsun. Cenab-ı Allah abi kelamını misallendirmiş kainatı. Velillahi meselül âlâ. 16. surenin 16. ayeti en iyi misalleri Allah verir diyor. Allah. Daha ilerisi var mı? Bitti. Üstad onu kullanıyor. Ve Kur'an'ın 40 icazından bir tanesi misal vermektir. Risale-i Nur'un temeli de bu yüzden kurulmuş. Anlatıyorsun bana bir saat ve ders yapacağım. Aynı bunun gibi misal veriyorsun. Tak koyuyoruz. Bunu şey anlatmak istiyorum. Bunu anlatmak istemiyorum. Bir sorumuza cevap olsun diye demiyorum. Yani bu mevzuyu daha önce okumuşsa bir insan, mesela Hakaik-i Nisbiye, ben okumasam, bunlar ben yorulmasaydım kafa, Hakaik-i Nisbiye, buna girebilir miyim? Burayı açabilir miyim? Burayı açabilir miyim? Hasefe'yi bir anda hatırlayamadım. Ama bu olayı biliyorum. Yani burada şey, şimdi buraya da gelecek. Tamam. Yani sistem nasıl çalışıyor? Derdim bu. Niye? Ben size dilimde diyemem, sistem nasıl çalışıyor, ona meşgulüm. Ben çünkü kendimle çalışıyorum. Sistemi çözmeye çalışıyorum. Çok ezberlemek değil. Hiç ezberleme. Külliyatı 3-5 defa okudum. Sistemi çalış. Sistemi çözmeye çalış. Allah'ın nazarı bu işte. Sistemi çalışmak, sistemin arkasına geçiyorsun. Hakiki nisbe bitmez. Sistemi çöz. Sistemi çözdün mü? Mesela bir örnek verdim. Aşk bu muhabbet. Muhabbet şuurat-ı zatiyenin ikinci mertebesinde. Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i münezzeh, şefkat, şefk-i mukaddesi, surur-u mukaddesi, lezzet-i mukaddesi, memnuniyet ve iftihar mukaddesi. Bak orada. 16 sıfatlar, zati ve sıfatı. 16 esmalar, zati ve fiili esmalar. Esmanın içindedir vedud. Vedud aşk. Esma burada, muhabbet burada. Peki kainatın 24. mektup, 5. dal, 1. meyve. Kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir diyor. Allah aşık olduğu için değil, muhabbet ettiği için. Allah niçin kainatı yarattı? Aşk ihtiyaçtan çıkar. Ama muhabbet değil. Sebebi vücududur diyor. Mesela Süleyman Efendi 305. sayfa mektubatta Süleyman Efendi'yi tavsiye ediyor ustam. Diyor ki Allah namına konuşuyor. Ben senden duyar, ben sana aşık olmuşam. Mevlüt var. Böyle denilmemeli diyor. Bu diyor değişik şeyleri hatıra getiriyor. Ben senden razı olmuşam. Denilmelidir diyor. Denilmeliydi diyor. Çaktırmadan çakır. Yani ustad sistem. Sistemi biliyorsan az konuşmak hakkında 10 saat konuşuruz. Tamam bir sıcak su alayım da Hakaik-i Nisbe'ye bir geçeyim. Bak şimdi sana. Ilık su mu sıcak su mu? Evet orada doğru. Şimdi 27. Bak Allah'u ekber ya. Dokunma doğru. Buraya. Başka bir şey ya. Ölüyorum beşayirimizde yoktu ya. ya. Biz de ölüyoruz abi. 5 ay, 8 aydır yoktunuz elimizde.
Aya. Hayalen o sayfaları hayal edip okumaya çalışıyordum. Kitabım yok elimde. Hakaik'in isminin ne kıymeti var ki? Şuraya bak ya. Sistemi anlatıyor. Hakaik'in ismini anlattı mı? Esmanın ve kainattaki bağdır. Bak sonuna geliyor. Geri git. Bak buraya sonuna geliyor. 532. Bir de okuyayım da bir de. Okundan sonra Hakaik'in ismine gireceğiz. Bak. Okuymayın. İkisi de linki olsun. Koymayacağım. Hakim ezeli inayeti sermediye bir. Hikmeti ezeliye hakim ezeli bir. İnayeti sermediye iki. Hikmeti ezelinin iktizasıyla bu üçün. Mesela güneş ışık vermesi ihtiyacından değil iktizasıdır. Buradan çıkarıyorum. Tamam mı? İktizasıyla şu dünyayı fırsat hali bulamazsın. Vallahi cennette de bulamazsın. Bu bambaşka. Dünyayı. Üç bu. Hakim ezeli, inayeti sermedi, hikmet ezeli. Dünyayı, cenneti değil. Şu dünyayı, tamam. Tecrübeye, ne demek tecrübe? Seni denemiyor Allah. Tecrübeye, tecrübe. Allah seni tecrübe etmiyor. Allah zaten biliyor. Tecrübe, acizlik ve cehalet barındırır. Bu değil. Tecrübe ediyor. Sen. Biz tecrübe mi kazanıyoruz? Tecrübe, bilmiyorum şimdi. Tecrübe bizim bildiğimiz gibi değil bu. O zaman acizlik gibi olur. Abi Esma Adem Aleyhisselam'a talim ettirilmiş. Onun nasıl yansıdığını, tezahür ettiğini, tecelli olduğunu görmek de tecrübe midir? Tecrübedir. İşte yaşamak. Tecrübe. Mesela bak, diyorum ama ortalık karışıyor. Diyorum ki, zahirde ilim almak var. Cahilliğimiz gidiyor, ilim alıyoruz. Batında ilim almak yok. Çünkü, وَعَلَّمَ آدَمَ اَسْمَاءَ كُلِّهَا Baştan sonra kadar Adem'e biz ilim yerleştirdik. Diyor. Çekirdek. Ağaç var. Bir kule. Bir fil ağaçtır. Peki hepsi var mı bizde? Var. Yaptığımız şu ilimle ilim almıyoruz. Var olanı üstüne açıyoruz. %100 öyle. Ne dedi? %100 öyle. Ne demek o fıtır böyle? Hakkı böyle içe hazmetmiş bir kelam. Yani. Çok doğru demedi. %100 öyle. Çünkü benim o gelmemişti demedi abi. Üstüne açıyoruz. Ama bir yerde demeyin tabii. İlim almıyoruz deyince sizi tard ederler. Kaldıramazsınız. Beni tard ediyorlar. Biraz daha anladılar deli olduğumu. Daha kimse bir şey demiyor. Bunlar ilk kuvveden bir siz değil mi? Siz de rahatlığınız artık emir olduk. Tabii. Ben artık şey hatta şeyde değil diyorlar bile. Nurculukta nurcu bile değil diyorlar. Ne olduğunu söyleyin o zaman ya. Seni bileceğiz. Bayağı okumuşlar da. Ya. Hayatını vakfetmiş. 17 yaşına beri dershanede 54 yaşındaki vakıfa nurcu değil diyor. Acayip mi? Sanki Allah birilerini adalet bakanlığına koymuş. Sen karar ver demiş. O da karar vermiş. Ya peki öyle değilse? Öyleyse hiç karın yok. Ya senin dediğin gibi değilse benim hakkımdan nasıl ödeyeceksin? Öfke rahmeti bu yazıyı yazdınız. Okuyanlar adedince bana gıybet ettirdiniz. Bu hakkımı nasıl ödeyeceksiniz? İsabet ettiniz, karınız yok. Etmedinizse beni gıybet ettiniz, nasıl ödeyeceksiniz? O hakkımı nasıl iş yapacaksınız? Ben helal etmedikçe. Haşir meydandan, o çocuğun arasından kaçtığı günden ne yapacaksınız? Gıybet ettiniz beni bu kadar. Ben helal etmedikçe ki bu çok ağır bir şey. Şansıma küfür etseydi olurdu. Ama yaptığım davaya, çalıştığım şeye nurcu değildir, nurcuların dostu bile değildir dedi adam. Yazmış ve yazmış. Ya sen rastgele yaz, ahirette görüşeceğiz seninle. Haşir meydanında o gözlerin ters döndüğü,
terlerin boğaza kadar geldi, güneşin bir karış indi, önümüzde cehennem oldu, meydanda olduğun zaman ne yapacaksın? O gıybeti nasıl yapacaksın? Şu dünyayı, ben lügatla değil, bu tecrübeyi, tecrübe Allah'a bakmadığını, Allah'a baksa acizlik ve cehalet barındırdığı olacak. Tecrübe ediyorum sizi. Niye? Öğrenmek istiyorum. Bakayım nesin? Allah için denilir mi? Ha, tecrübe sen edeceksin. Çocuk mesela bardağı kırıyor, atıyor kırıyor. Siz yaramaz diyorsunuz. Tecrübe ediyor kendisini. Bakın bu el ne kadar kaldırıyor. Tamam mı? Bu nasıl olur? Bu nasıl kırılıyor? Öğreniyor, tecrübe ediyor. Kendisini varlıkla tanımlama var tecrübede. Kendini varlık düzeyinde ifade var tecrübe kelimesine. Ya deli bir kelime bu. Kendini anlamlandırmak var. Farkındalığın ifadesi var. Bir kuvvet sende yok mu? Kainat 18 bin alem senin bir fiilin değil mi? Arasındaki alakanın farkındalığın sendeki uyanışlığıdır tecrübe. Uyanıştığında yaşadığın halettir. Ya, tecrübe. Böyle bakınca külliyat, Allahu Ekber. Bak dünyayı tecrübeye mahal, imtihana meydan. Kaç tane dedi? Şu dünyayı bir, tecrübe dünya nedir? Tecrübeye mahal, iki, imtihana meydan. Üç, esma üstasını aynı. Dört, kalem-i kader ve kudretine sahip olmak için yaratmış. Dünyayı niye yaratmış deyince, bak ay işte dört beş tane madde. Dört, yaratmış ve tecrübe ve imtihan ise. Hani biraz önce tecrübe Allah mıydı? Hayır. Bakayım siz ne yapacaksınız? Tecrübe ediyor mu sizi? Hayır. Ben ediyor oluyor. Ha, tecrübe ve imtihan ise ben ya. Ne şınamaya sebeptir. Ha, biz de kendimiz imtihan ediyoruz. Bakayım ben buna ne kadar dayanacağım? Ben bunu ne kadar yapacağım? İmtihan ediyoruz. İlle imtihan başkasının vücudunu gerektirmiyor. Bak tecrübe ve imtihan ise ilgini ne şınamaya sebeptir. İki, o türetiyor şimdi. Gülüyor, farkında mısın? Gülüyor ya. İncelterek. İncelterek. O ne şınamaya ise istidatlarının kışafına sebeptir. O inkışaf ise ne keşe, nakş. İnkışaf demek o terakki diye öyle yükselmek mümkün değil. Nakş. Kabiliyetlerin tezahürüne sebeptir. İstidat daha aşağıda, daha ince. Kabiliyet dışa vuruş. Herkes doktor istidadındadır. Ama herkes doktor kabiliyetinde değildir. O kabiliyetlerin tezahürü ise, onu o cümleyi diyebilmem için, istidat ve kabiliyet toplamasını aylarca senelerce okumaya bilmem, okumuş olmam lazım ki değil. Herkes doktor istidadındadır. Herkes alim olma istidadındadır ama herkes doktor alim olma kabiliyetinde değildir. Kabil, kabil almak. O kabiliyetlerin tezahürü ise, hah geldik, hakaiki nisbiyenin zuhuruna sebeptir. Ne yapacağım ben hakaiki nisbiyen? Şu anda okuduğumuz var ya, hakaiki nisbe için, hakaiki nisbe nedir diyor. Hakaiki nisbe nedir biliyor musun? He, hakaiki nisbenin zuhuru ise, Sani Zülcelal'in Esma-i Hüsna'sının nukuşu tecelliyatını göstermesine gizli, örtülü, ama gözümüz önünde mi örtülü, göstermesine ve kainatı mektubat-ı samedani suretine çevirmesine, düğme gibi, çevirmesine sebeptir. Tak, aynı yer, tık, ahiret, tık, dünya. Radyodaki kanal, tık. Şarkı türkü tık Kur'an. Tık tık. Mesela bir 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 nokta bir. FM dalgası. Bir 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 nokta iki. Birbirine geçiş olur değil mi? Böyle sesler karışır. Ha böyle birbirine bindirilmiş. Radyoda sesler birbirine bindirilmemiş mi? O zaman çevirdiğim anda nasıl söyleyebiliyor? Basıyorum o çalıyor. Hemen basıyorum o çalıyor. Bir yerden almıyor. Hepsi aynı yerde. İndirilmiş.
Peki arasındaki soğan zarı gibi ne var? Uydurma bir isim. Megahertz. FM dalgası 111.1, 111.2 benim. Ne demek hepsi buna biz? O bindirilmiş aynı yerdeler hepsi. Şarkı neredeyse Kur'an da orada. İman hakikatlerine bunları aktarabilir miyiz abi acaba? Onun içindir zaten. Yani buraya gidiyorsun şimdi Harun bana bir şey dinletmişti de oradan birden ilişkilendirdim. Mesela. Yani Allah'a iman ve devamında Hasan abi bütünüyle birlikte Allah'ı tanıma. Yani meleklerle. İman kaderle. Esasları bir ya abi. Bir. Mahiyeti. İşte bu dediği de tabii ki Allah'a iman cüz-i nazar cüz-i oldu. Melekler iman cüz oldu. Bir de Allah'a amentü billah altısı o zaman külli bir nazar. Bütünsel o. Bütünüyle Allah. Tabii. Bu altı tane iman esasıyla çiçeğe bakıyoruz. Altı tane iman esasıyla Allah'a bakıyoruz. Ahir. Buna bakabildiğin nispette orası, burası, burası, orası karışıyor. Şaka demiyor. Radyo dalgalarını da görüyorsun bakın bu. Orası mı, burası mı? Bir mekan var mı? Ben sana söyleyeyim. Ali, radyoyu yapma burada. Şarkı çal. Kur'an çal. Nerede? Diyebilir misin? O sağda, o bu solda. Altta üstte. Neredeler abi? Aynı yerde kardeşim. Hepsi aynı yerde. Aynı zerrede. Duman neredeyse odunda. Odunun neresinde duman varsa nur da aynı yerde. Birbirine bindirilmiş. Aynı yerde. Ahiret neredeyse dünya oradadır. Dünya neredeyse ahiret oradadır. İnsan orada da değil. Aslında insan orada da değil. Çünkü insan çünkü insan insan değil. İnsanlık bize verilmiş. İnsanlık sana verilmiş, insan denmiş. Verilmeden önce sen insan değilsin ki. Tecrübe etti getir baktık insan değilmişiz. Daha bu insaniyetten insan gelecektir. İnsan demek. İnsan demektir. Bak. İşte şu sırrı imtihan bu saydıkları sır, imtihan değil. Sır. İmtihan dış dünyadadır, sır sendedir. Bu sır imtihan ve sır teklif iledir ki erva-ı aliyenin elmas gibi cevherleri erva-ı safilenin kömür gibi maddelerine tasaf eder, ayrılır. Oh, bana yeter. Bir şey söyleyeyim mi? Şu paragraf benim için olsa şu andaki şeyi söylüyorum. Bunu indir veren Allah'ın zatına yemin ederim ki şu paragrafla ben Allah yalan olmasın en az bu kalınlıkta 200 sayfalık kitap yazarım. Ha bu şu paragraf. Ve sadık kalmak şartı. Bir kelimeyle biliyorsunuz 20-30 veya 100 sayfa değil mi? İntizam dedik değil mi? Evet, evet. Belki de 120-130 sayfa yazdık. Ama burada hepsi kelime. Sır intihan ayrıdır, intihan ayrıdır. Sır ayrı, intihan ayrı. Bak ona biz bambaşka külliyat. Bindirilmiş mana. Aynı kelime. Ben bu bağla etmiyorum. Bu bağla ediyorsam okuma. Şimdi gelelim Akaykin ismiyle. Sistemden sonra buraya gireceğiz. Sonra muhit ibadette bahsedeceğiz. Muhit ibadet. Cüz-i nazarını külliye çeviriyorsun. Bir çiçeğe bakıyorsun ama külli bakıyorsun. O zaman külli gözüyle çiçeğe bakınca cüz-i nazarın cüz-iyeti hapse olmuyor. Hakaiki, bu ne acayip bir şeymiş ki Hakaiki Nisbe'ye de kafayı taktım be kardeşim. Hakaiki Nisbe'nin ne kıymeti var ki? Sual. Onun için şerler istihsan edilecek. Şerlerin yaratılmasının sebebi Hakaiki Nisbe olsun diye. O kadar mühim. Soru bu. Hakaiki nisbe olsun diye şerler yaratılmış. Belki de şer dediğim şeyler hakaiki nisbeden çıkıyor. Öyle bir vücut da yok zaten. Allah Allah. Zıttın içinde mi? Kafir. Söyle. Kafir de mesela iyi Müslümanlara hizmet ediyor. Ediyor. Ne oldu hakaiki nisbelik mi attı?
bize göre kafirdir. Zaten kendisi Adem'i kafirlik düşünüyor. Yapmıyor. Adem'i. Adem'e çalışıyor. Bize hakkaiki nispelik yapıyor. İmanın ne kadar nimetli olduğunu bize tanıttırıyor. Az iş mi yapıyor? Ben onu var ya çok mükemmel diyorum. Bir kilo bir kilo elma verirdim ona. Kafir yok sayın mesela. Dünyada hiç kafir. İman edilir ki. İman etmiş. Herkes Müslüman. İman bilinir mi? Herkes yani. Herkes. İman denen bir şey bile olmaz. Olmaz iman. O zaman tam olmuyor. İman olmuyor. Aynen. İman denen bir şey olmaz. Abi o zaman. Kimse iman etmez. Abinin dediği gibi kafir olmasaydı o zaman dünyanın hiçbir yer anlamı kılmıyor. Onu diyoruz iman. Mesela güneşin ortasında olan bir mahluk gelmeyen melek. Onun için aydınlık var mı güneşin içinde? Karanlık yok aydınlık var. Abi dünyayı imar için Allah yaratmıştır diyor ya mesela. Evet. Yani o çalışacak, biz bu manaları şey yapacağız. Siz o çalışacak, önümüze getirecek bilgisayarı kullanacak. İşte abi. Sporu yapın. En azından bir tane bu işi, bu değil. Adam bir de bana... Allah'ın bana ihsan etmiş olduğu iman ve onu türebiyor olan huzur. Tamam mı? Enfus âle. Onlar az iş mi yapıyor? Çok teşekkür ediyoruz onlara. Çünkü zor işi yapıyorlar. Bizden daha zor iş yapıyorlar. Hem dünyada sıkıntı hem ahirette cehennem zor iştir. Çok zor. Acımak gerekiyor. Dünyada hem cennetse Fethuli fi ibadi, vethuli cenneti. Gireceksin demiyor, gir. Tamam, hem burada gireceksin, hem orada gireceksin. Allah ne yaptı sana, farkında mısın? Sual bitti, cevap. Hakaik nisbiyet denilen şeyler, kainatın etsası arasında bulunan rabıtalar, yani doğruların doğruluk mertebesinin zenginleşmesi için ara boşluklarıdır şer dedikleri şey. Yoksa kainat donuk olur. Yani bir misalimiz vardı bizim. Şunu kapatalım şöyle. Havuz düşünün 10'a 10. Yani 10'a 10, 20'ye 20 kare şeklinde plastikler var. Üstü lamba. Plastik ama suda yüzüyor. O 10'a 10 metre havuza yarım metre su doldurur musunuz? Doldurun abi. Doldurun. Şimdi üzerine 20 santim 20 santimle plastik var. Suda yüzüyor. Kare. Ama o karelerin üstündeki lamba yanıyor. Lamba koy. Ama lamba farklı. Her karenin üstündeki farklı. Lamba çok çeşitli. O havuzu doldurun, 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 doldurun. Hiç su gözükmeyecek kadar yapıştırın. Tamam. Su gözükür mü? Gözükmez. Peki suyu alttan oynatın. Onlar öner mi? Öner çünkü yapışmış da sıfır. Lamba gece o her bir plastiğin üzerinde çıkan ışık tavana vurur mu? Orası burası aynı oldu. Cennet bu. Tamam. Sabit insanlar, sabit fikirli, deliller, hayvanlar böyle. Orası burası aynı. Şimdi peki burası havuz düşünün. Gafur oradan 3 tane alsın. İbrahim miydi? İsmail. Sen de 3 tane al oradan. Yasin 3 tane alsın. Harun da alsın. Atlayarak hepsini söylemiyorum. Hadi sen de 3 tane al. Ali sen 5 tane al. Adem'e çalıştık. Sen. Mahmut sen de al. Sopa kaldım. Sen de al 3-5 tane. Havuz boşaldı. Ha yok. Hep iyi boşluk yaptım. Şimdi alttan suyu oynatır mısın? Bu oynar mı hepsi? Şimdi tavana bakın gece. Orası manzara değişir mi değişmez mi? Renk geldi. Burada 50 tane parça var ama o rengin değişmesinde ortaya çıkan manzarayı fotoğraf çek 50 milyon bile çıkar. Her oynatışta farklılık olacak. Bu hakaiki nisbiyedir. Bu hakaiki hakikiyedir. Dünya böyle iş yapıyor. Seviyorum bunu keçiliği. Döndüren de şeytan değil mi Hasan abi? Döndüren de şeytan. Karıştırıyor. O zaman ben onu yapacağım size inşallah. Yap ya. Gerçekten. O havuzu yapacağım ben straforlu. Böyle aynen. Beni çağır. Çağıracağım yok derse getireceğim. Burada nasıl yapacaksın o kapı havuzu? Ne olacak yani benim için kolay yani. Ha sen çeker. Yani büyük değil de küçük bir şey. Ta olsun mıydı? Onun için umumi derste de yaparız ya. Yani inşallah sonra. Yapacağım inşallah. Niye gittim alanı sonra derste. Böyle delilikleri hepiniz yapıyor. Bu şey yapıyordum. Yok lambasını buldum Hasan abi. O
Yok. Kabak yaptılar. Bakın bu şurada kabak tersi vardı. Yafur yaptı. Burada bu elektronik bu. Bu tuha bu. Şeyden değil. Bunun değil. Şey bir de kim yaptı durdu. Burada yok. Burada yok. Tepe yok. İki. Kübrahim. Arçelik. Ha o. O da film. Film hakikaten. En azılı değil mi? En azılı değil de. En azılı. En azılı daydı. Geliyor abi. Vay be. Şey ya hepsi acemime gitmişti ya. Her şey Erdinç'in en son şeyde İsmet'in orada değil mi? Bir elektronik yapmıştım öyle. Ulan babamla. Evet. Çok etkilenmiş. Burada yapmıştı Hasan abi. Keban barajı şeyi. Ha. Burada yapmıştı. Burada da yaptı. Kocatik abi. Kafur abiyle beraber misin yapmıştı? Peki. Bir şey söyleyeyim geç. Sen bunu yaparken zevk alaması yapamazsın. Sana yap demediler. Dersi singeledi. Ve zevk aldı. Birisi de böyle ders yapmanı veza etmeni istemiyor. İkisi de kötü. Biz de ne yapacağız? Hangisi doğru? İkisi de doğru. Niye bana ikisi de lazım? Ama benim fıtram o iti yok. Başka insan da var. Ondan istifade et. Dedim ki fırıncı, ya dedim ne yapıyorsun bu sabah sabah poğaça pişirin? Kahvaltı yapıyorlar. Ne kahvaltısı dedim. Ekmek almıyorlar mı kahvaltıcı? Sen ekmekle kahvaltı yapıyorsun. O bir simit yapıyor dedi. Öyle diyor birisi var ki felsefe öğretmeni, ekmeğin içine bisküvit koyup bak kahvaltı yapıyor diyor. Ekmeğin içine bisküvit koyup. Şimdi yanlış mıdır diyor, vay sevici diyor. Onun için doğru mudur? Dokunma. Dokunma. Ne yaparsa yapsınlar. Allah fırsat verdiğini sen yasaklama. İçki içiyor. Allah müsaade etmiş. Yani yasaklamış ama kafasına yıldız indirmiyor. Tamam. Peki, hadi bakalım. Şahsıma bir şey değil de, insanlar bunu Risale-i Nur'u oku, yani buradaki mana mertebelerini katletmesine üzülüyorum, yapmayın. Ben bunun için, benim et, bana küfür etsen ne olur, ben olsam ne olur, olmaz. Ama tecrübeyi Allah'a verme. Tecrübeyi sen ediyorsun. Allah, tecrübede cehalet var, acizlik var. Yani Allah, tecrübe değil mi? Bakın ne yapıyorsunuz? Kaderi de inkar etmiş oluyordum. Ya vesaire. Ben diyorum ki, ha buna dokunma. Bu çıksın. Ben abi, sen orayı okuduğum zaman hep şöyle anlarım. Adem oldu yani, insan oldu. Bu Adem işareti de gelip, o tecrübe ve imtihanı hep şöyle düşünürüm. Cennette Adem var mı yok mu diye düşünürüz ya. Yani cennetten nasıl bir lezzet alacağız? Cenneti de tarif ediliyor ama ilmen bilmiyoruz nasıl olduğunu. Buradaki tecrübemizle ancak orada biz nispet edip, biz o zaman cennet bizim için değerli olacak. Şu anda sana söyleyecek. O nispetimiz olmayacak. Bak ne biliyor musun? Buradaki hakaiki nispiyen, orada hakaiki hakikiyen olacak. Evet. Bunu okuyacağım şimdi. O kıyas değil. Kıyasın kendisi vücudu olacak. Şöyle diyeyim. 7 tane renk var değil mi? Ben bilgisayarda en son elinden işittim. Abi dedi 7 tane temel renkle bilgisayar ortamında 28 milyon ton renk yapılmış dedi. 50 söyledi. 28 milyon. Siz siyah, beyazla binlerce yaparsın. Milyonlarca. Biraz artık biraz böyle. Onu çok. Ha 7 tane renge hakikiye denilir. Ondan çıkan 28 milyon kidan ucu da böyle değil. Bunlara hakiki nisbiye denilir. Hakiki hakiki 7. 7 tane. Hakiki nisbiye sonsuzdur. Ha, burada hakiki nisbiyeler çıktı mı? Burada ne kadar hakiki nisbiyelerin varsa cennette o kadar hakiki hakikiye olacak. Hmm. Orada 7 değil yani. Yok. Tamam abi. Eğer Adem Aleyhisselam orada olsaydı hakaik hakikesi 7 kalacaktı. Burada hakaiki nisbiyen nispetinde cennetteki hakaik hakikeyen olacak. 28 milyon renk orada net renk olacak. 7 tane olmayacak. Öyle bir şey yok. Peki orada orası hakaiki şey mi olacak abi? Hakiki mi olacak? Orası hakaiki nisbiye mi olacak? Yok, burada hakaiki nisbiyeler çıkıyor. Tamam. Hakaiki hakiki olacak. Tamam, biz oraya geçtiğimizde bu nisbiyeler
hakikat olacak. Hakikat olacak. Hakikat olacak. Nispi değil yani. Yok. O zaman abi buradaki Adem de oraya gidiyor. Ha, ne ders yapacaktım biliyor musun? Mektubat 59'da vücut Adem birisi mecurda bana yok arkadan soru sordu. Onu bir dinletsem size. Onu yapacağım. Dersten sonra abi. Hemen bir dinleteyim size. Bir dakika din atmış. O onu şey mi biliyor musun? Mesela diyor vacip Allah var diyor. Bir de mümkün biz. Ama biz diyor varlıkta olmayan sekiz kafalı başka bir tuhaf tuhaf şekil yapmıyoruz. Adamın gözünü buraya takarsın. İnsan başka şekilde diyor. Bunları düşündüklerimizin hakikati var mıdır diyor. Hakikati yoksa diyor insan nasıl düşünür? Çünkü diyor ağaçta var olan ve olması gereken ve olmamış olanlar her şey ihtimal içinde çekirdekli var mı? Var. Şimdi insandaki o düşünselle bu varlığı kıyas ederek yeni ürettiği şekiller mesela kolları başka şekilde düşün. Tamam. Bu düşünebiliyorsam, şekillendiriyorsam bunların bir esmada, esmaya dayanıyor mu? Diye sordu. Hmm, güzel soru. Abdülkadir mi abi? Yok. İsmail Hamburg. Markalı çocuk var ya şimdi. Ha bak bir şey dinleteyim ya. Bir dinleyin bak. Bak şimdi. Şurada dur. Bak. Nasıl düşünmüş? Almanya'da bu düşünülür mü ya? Varmış demek ki. Bak. Ses yükselteyim. Soru vardı. Soru da şöyle bir şey. Enteresan umumunda çok işinde ilgilendiği, merak ettiği, sorduğu bir soru. Şimdi ilim itibariyle daha doğrusu bana gelen bir yazıda İbn Arabi'nin adına bir yazı. Orada okumuştum. İlim diyor hatırlamaktır. Yani ilim Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak bütün ilimler verilmiş. Adem Aleyhisselam'a kodlamış onları. Adem Aleyhisselam'dan dolayı da bu ilim bütün insanlıkta bir kuvve var. İlim aslında hatırlamaktır diyor. Yani sende olanın açığa çıkmasıdır diye geçiyor. Şimdi Risale'de de fikirlerde sahipleri kullanıyor. Kur'an'da da ayet-i kerimede meleklerin secde konusundaki Rabbimize söylediği o meşhur ayet seni diyor bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim bir hikmemiz yok. Sen her şeyi bilen, her şeyi hikmetle yapmasın diyor Rabbimize. Şimdi buradaki soru şu abi. İnsanlar olmadık böyle olağanüstü çok garip mahlukları, garip mahlukları tasvir edebiliyorlar. Yani suretlendirebiliyorlar, şekillendirebiliyorlar. Bu şekillendirebilen her türlü varlığın, mahlukun bir hakikati var mı? Çünkü ilim itibariyle insanda varsa onun da bir karşılığı olması lazım diye düşünüyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Var mı böyle bir şey? Yani ben bir şey düşünebiliyorsam, bir şeyi şekillendirebiliyorsam, bir şeyi çizebiliyorsam onun bir karşılığı var mı yok mu? Bu enteresan bir böyle bir soru vardı da ona size sorayım. Ben de demiştim ya sana hatırlarsanız gavurlar hani çizgi film yapıyorlar işte Star Wars yapıyorlar filmden garip garip yaratıklar orasından burası sarkıyor orasından bir şeyler oluyor. Nasıl hayal ediyorlar hani mesleğim hayal etmek ya. Yani ben onu hayal edemem yani. Nasıl bir ruh onu hayal edebiliyor şaşıyordu ruhlarına. Yani öyle bir yaratığı nasıl bir ruh hayal ediyor. Mesela, o adam nereden besleniyor? Nasıl o hale gelmiş? Nasıl bir ruh? Demek ki herhalde cehennemde göreceği şeyleri mi çiziyor? Yani şu anlattığınızda onu anladım. Geç olsaydı insanda bu var mı? Hayal edemezsin öyle bir şey. Bu sistem donatılmamışsa bu kullanamaz. Kullanıyor bu. Allah vermiş. Yasin'in oradan okuyup getiriyor. İhtimallerden bahsettiğimi matematikten zardan bahsettiriyor musun? Onu biraz düşünsen orayı. Hasan abi yapmıştık bu dersi mümteni vücut diye. Mümteni vücut. Çok bir yer. 59. sayfa var ya mektubatta. Bana bahane oldu. Bir de 20. mektupta vücut meratipleri var. Vücut. Vücut. Vücut değil. Vücudu. Vücut. He, meratipleri var. Bir de Adem, Adem'de bahsediyor. Mektubat var ya 59. Alt tarafta bu kadar bir paragraf. Adem diyor, vücud ilmeğe perde olmuş numara orası.
Allah nasip ederse bir ders yapacağız. Onu dedim ki çarşamba enfusi grubunda yapacağım. O soru. Burada yapacağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Şey, Akaki nispeş yapalım. Sonra bunu okuyacağız. Derse geçeceğiz sonra. Sonra da derse geçeceğiz abi. Derse giremedim. Bir değil. Dedi ki, biraz böyle konuştuk da bir tanesi işaret etmiş hafıza. Bizim şey var ya, şerif oldu. Bizim tarım hocamız. Şöyle yapıyor benim için. Kör olayım aynen öyle değilse. Anladın ya. Açam vurdu. İzleyelim mi seni? Kör olayım aynen öyle. Böyle de değil diyor. Çift diyor. Hafızı tanımayanlar vardır burada. Geçiyorum. Şakası makası yok. İzliyorum. Dedi ki kamerayla bir çekelim abi ya. Dedi git ona yakkıma helalet verin. Seni kapattım dedi. Hakaik nispedinler şeyler, bak neymiş şeyler, kainatın etsası arasında bulunan, yani harfler var ya, harfleri belirleyen harflerin arasındaki boşluk. O boşluk olmasa harfler ortaya çıkmaz, yazı olmaz, mana olmaz. O yaptığım havuzdaki ara boşluklar olmasa hakaiki hakikiye o kadar olacak. Sabit renkler olacak. Ama boşluk, o ne yaptın ya? Ne kadar sattın ya? 3 tane 5 tane oradan aldın. Ama buraya bakmıyorsun. Oradaki yansımasına bakıyorsun. Vay be! Her an değişiyor. Ha, etsası arasında bulunan rabıtalardır. Eşya arasında. Hakiki nispeli nedir? Eşyanın birbirine bağlayan var ya. Mesela çiçek güneşle bağlı. Gözle bağlı. Yaprak dalla bağlı. Yani bunlar arasında bulunan rabıtalarmış. Ve kainattaki nizam ancak hakaiki nisbiyeden doğmuştur. Nizam hakaiki nisbiyeden doğmuştur. Fenler de kainatın nizamından doğmuştur diyor işaret edeceğiz. Abi şimdi az önceki ses kaydındaki kardeşimiz hani gerçekleşmesi mümkün olmayan ama zihnimize gelen suretlerden örnek veriyorum. Yani insanın bu zorluklar. Bunlar ara boşluklar bunlar olamaz mı? Çünkü adetullah bu alem-i şahade şartlarına göre kanunlar var. Tabii Allah'ın istediği, emrettiği tarzda. İnsan sureti bu. Ama kalan bütün gerçekleşmemiş ihtimaller yani gerçekleşmesi zor olduğu için mümteni. Olduğu için ara boşluklar onlar olamaz mı? Bütün boşluklar. Evet. Ama bunu söyledi, bir de bu hakikati var mı diyor Esma'ya. Esmasız, hakikatsız hiçbir şey yok onun. Şöyle bir şey oluyor bazen abi. Bunu anladın. Evet abi. Ha, esmasız olamaz, hakikati var. Şey diyeceğim abi, mesela bazen çocuklar doğuyor. Doğudan duyuyorduk biz çocukken, yine de vardır. Hani yaşamıyor onlar. Biraz suretleri, simaları değişik. Evet. Kolu başka yerde, bacağı başka yerde. Müzesi var ya, Moskova'da. Bunlar yaşayamıyor. Bir 10-15 tane dünyada olmuşsa 7 milyar insanın hakikaten nispisini çoğaltmış. Onlar olmasa kolumuzun burada olduğunu farkında olmayacaktı. Ve kainattaki nizama sebepmiş bunlar. Nizam da fenlerin çıkışına sebeptir. Ancak hakikaten nispiyeten doğmuştur nizam. Ve hakikaten nispiyeden kainatın envana bir vücudu vahidin ikaz etmiştir. Bak, hakaiki nisbiyeden de hakaiki nisbiyeden kainatın envana bir vücudu vahidin vahid inikaz etmiştir. Ha, vahid inikaz etmiştir. Bir daha, hakaiki nisbiyeden kainatın envana bir vücud bir vücudu vahid inikas etmiştir. Kainatın envana bir vücud vahid inikas etmiş. Müthiş ya, böyle bir kavram. Böyle bir şey olmaz ki. Bir tuhaf bir şey. Hakaik devam ediyor. Hakaik nisbiye büyük bir ölçüde
hakaiki hakikiyeden çoktur. Hatta bir zatın hakaiki nisbesi, hakaiki şey, hatta bir zatın hakaiki hakikiyesi 7 ise hakaiki nisbesi 700'dür. Ben 70 demiştim de o eksik. Binaenaleyh kubuh ve şer de, şer varsa da kalildir. Malumdur ki şerri kalil için hayri kesir terk edilmez. Terk edilse şerri kesir olur. Zekat ve cihatta olduğu gibi. 1'e 100 veriyor abi. Şey, nisbiye 100 oluyor. 1'e 100 veriyor. Şimdi insan yoruluyor tefekkürde. İnsan ülfet oluyor, ünsiyet olmuyor. Tamam mı? Yani elmaya baktık baktık bitiyor her şey. Ya Musabil, ya Hay, ya Hakim. Artık ilk nurculuğu tanıdığımız gibi zevk vermiyor. Çünkü aynı şey tekrar. Peki ne yapacağız? Enfus'e taşınacağız. Taşınmak için de bütün alemi bir aynada görmeye alışacağız tefekkürle artık. Artık elma sanatlıdır ya sani, ölü gübreden yaratmıştır ya hay, boyamıştır ya basir, o kendi aramızda değil artık. Onu dışarıda yenileri anlatacağız. O elma ile taşınacağız. Elma ile tefekkür edince elmaya taşınacağız. Elma ile taşınacağız içeriye. Tamam mı? Taşınacağız. Peki içeri taşınıp gitmiyor. Şu bak. Diyor ki ismi Rahman'ın cilvesi olan Rahmet-i Vasiyah. Bir. O rahmetenlil alemin ile tezahür eder. Rahmet-i Vasiyah nedir? Allah'ın rahmeti, geniş rahmeti var. Nerede bileceğiz? Bir şeyde gözükmesi lazım. Önde. Peygamber. Ve ismi Vedud'un cilvesi olan Tahabbub-ı İlahi ve Taarruf-ı Rabbani. Allah ismi Vedud'u var, ismi var Vedud. Onun cilvesi nedir yani? Allah'ta Vedud var. Nasıl anlayacağız? Tahabbub-ı İlahi Allah'ın ve Taarruf-ı Rabbani Allah'ın nerede gözükmeyecekse en cam şekilde o Habibi Rabbul Alemin ile netice verir. Mukabele görür. Yani onun aynasında görülür, gösterilir. En cami. Başka dur. Ve ismi Cemil'in bir cilvesi olan bütün cemaller, yani Cemal-i Zat. Cemal-i Zat. 2. Cemal-i İsma. 3. Cemal-i Sanat. 4. Cemal-i Masnat dahi o Ayn-i Ahmediye'de görülür, gösterilir. Zat deyince abi biz ne anlamalıyız? Ne anlamalıyız abi? Sualini söyleyeyim. Sual soran anlamıştır yarısını. Cemal-i Zat. Yani miradı Muhammed'den Resulullah. Aynadaki güneş ne aydır ne gaydır timsali sureti. Sıfat da değil yani. Şunat da değil. Değil. Yani mesela ne aydır ne gaydır ya. Bak zaten söyleyecek. Diyor ki bak, ismi Cemil'in bir cilvesi olan bütün cemaller, yani Cemal-i Zat, Cemal-i Esma, Cemal-i Sana, hepsi Masna, Cemal-i Masna dahi ne, hepsi bir anda o Ayn-i Ahmediye'de görülür, gösterilir. Ayn-i Muhammed olmaz, Ayn-i Ahmediye'de. Ve çok önemli, Haşmet-i Rububiyet. 2. Saltanat-ı Uluhiyet'in cilveleri dahi ne işimize yarayacak bunlar? O dellalı saltanat-ı rububiyet olan Zat-ı Ahmediye'nin risaletiyle bilinir, görünür, anlaşılır, tasdik edilir, var keza. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayna olmuş, bütüne, bütünsel. Yani bizi elma yordu, armuta geçemedik. Ona geçtik, güneş yordu. Tefekkür etmek yok. Hepsini bir yerde kartpostal gibi göreceğiz. Bütün 18 bin alemi tek aynada görmek. Bütün çınarı çekirdek aynasında seyretmek gibi.
çekirdeğe geçmemiz lazım. Mahiyet insani. He. Yani bütün alemi bir aynede cem etmek. Peki onda olmuş. Beni fazla alakalı etmiyor ki. Niye beni heyecanlandırıyor? Ben de o aynayı Ahmedi'nin cilve-i timsali var. Güneşin aynadaki görüntüsüne cilve-i timsal denilir. Ne aynı ne gayr. Bende de aynısı var. O zaman ne ararsan Şambuhara'da hakikati kendinde ara. Navigasyonla daha gittin mi oraya? Buradasın. 2 kilometre. Sen şu dakikada gideceksin diyor. Yani olmadı da. Hiçbir tane Allah'ın kulu çıktı da Kadıköy'e diyor 1 saat 20 dakika. Ya canım diyor ya. Geleceği bildin sen ki 1 saat 20 dakika dediğin için ben 1 saat 20 dakika bu cihaz bana kaderimi tayin etti. Yani, kader işte. Peki gitmeden sana söylüyor mu? Yeri de gösteriyor mu? Uydudan resmini çekebiliyor musun? Saati söylüyor, tarif ediyor. Yaptığı için mi öyledir? Öyle olduğu için mi gösteriyor? Öyle olduğu için. Yani biz de öyleyiz. Kader mi? Kader ikisince midir? O yerle navigasyonun ikisini toplamıdır. Abi bir şey yayınlamıştınız. Bir resim. Hasan abi özür dilerim lafınızı kestim. Çok özür diliyorum. Vahdaniyet, vahidiyet, vahdet, ehad, ehadiyet. Şimdi bununla abi yani bu hakaiki nisbiye ile sanki vahdetten vahidiyete, ehaddan ehadiyete doğru gidiyorsunuz gibi. Harika. Ehaddan ehadiyete tabii. Vahdetten vahidiyet. Çünkü bir damla katredeki güneşten deniz yüzündeki gözüken güneşe. Bir katreye ehadiyet denilir. Bir katredeki güneşe mektubatta diyor ki bir katre güneş, bir katre suda güneşin gözükmesine ehadiyet. Ama o katrelerin toplamıyla denizin yüzü komple güneşe aynı olmasına vahidiyet. Cüz'i nazarını cüz'iyete hasretme. Cüz'i nazarını külliyete döndür. Vay be. O zaman kabire kabir diye bakarsan ezilirsin. Çiçeğe bütünsel bak. Bir katreye baktığın gibi deniz yüzüne bak. Kabire, kefene, toprak altına bakarken rahmet-i vasiyayla bak. İnayet-i ilahiyeye bak. Esma'nın bütünselliğiyle bak. Orası o orası mıdır? Kapı mıdır değil midir? Abi ben biraz daha ileri götüreyim. Biraz hoca... Harun. Harun'dan şey yaptığımızda. He. O zaman abi bunları sağladığınız zaman burada mefte mazhar oluyorsunuz. O zaman hakaiki nisbiyelerinizin bütünü yani 7'yi 700 yapıyorsunuz. 700'ü de hakikat yapıyorsunuz kendinize. Zaten işte hakaiki nisbi burada zuhur etti mi? Hakaiki nisbi, hakaiki hakiki dışarıdaki. Elma armut hakaiki hakiki. Onları alemimizde farklı manalı anlatsın. Hakaiki nisbi mi? Ahirete gidince bu hakaiki nisbi hakaiki hakiki oluyor. Karesinin karesi yani çarpı. Onun için bu dünyaya hakaiki nisbilerimizin çoğaltması nispetinde ahirette hakaiki hakikilerimiz olacak. Çarpan katsayı. Dedim ya 7 tane renk 28 milyon olunca o sanalda ama bilgisayarda çıkış ver 28 milyon çıkar kağıt. Eğer çok kaliteli bir bilgisayar ve kağıt olsa. O zaman bu dünyada hakaiki nispeni çoğalt ki ahirette sen hani sen götürüyorsun deniliyor. Dünyadan götürüyorsun ateşi şeyi. Hakaiki nisbeleri çoğalt ki hakaiki nisbeleri cennette hakaiki hakiki yer olsun. Onun için bir sebebi bu. Gelmesen hakaiki nisbelerin olmaz Harun. Onun için diyor Allah birinci sözde zikri şükür fikir ister. Burada fikir istenmek istedemi bizim tefekkür istemesi yani. İşte. Onun için işte hakaiki nisbeyi çoğaltmak değil mi? Evet. Doğru mu düşünüyorum evet. Bilmiyorum. Hakaiki nisbeyi çoğalt. Evet. Her derse geldik hakaiki nisbe. Şu anda değişmedi mi alemim sebeyi? Evet değişmez olur mu? 29. söz ne yaptı yani böyle? Abi kalp bile bitiyordu şarj ettim vallahi ya. Şarj et ya. Ne dedi ya o? Sırrı dedi ya. İncelemizin bir sırrı. İncelemiz alsan gelmedi bir de sırrı varmış. Biter mi bu külle? Bitmez. Devam edeceğiz herhalde değil mi Hasan abi?
Bu da icabeti de. Ha bir doktor, akar, evet. Akarkin ispiye bitmediği gibi külliyatta bitmez. Bitmeyecek. Akarkin ispiye biter mi? Neredeyse. Lan külliyat o zaman hakaiki hakiki mi oluyor abi? İspir mi oluyor? Hakaiki. Nereden bakarsak ama bir taraf. Öbür taraftan bakarsak. Yazılara düz okursan hakaiki hakiki. O alemimizdeki alemlere inkişaf ettirmesi. O bir kelam okuduk mesela Ayni Ahmediye yazdı. Bu hakaiki hakikidir. Herkeste farklı olması aynı nispi oldu. Bir başkası ders yapsın, nispetiniz yine değişir. Sarladı diye çıkarsan, o dersi yapan. Ya bu da tamam diyor, ya bu budur. Bir tane söyle dedi. Ya bir sen dedi, Bursa'da bir tanesi. Parçayı mahalleten bir zat. Ya burada kesin bir şey var diyor. Bak bana ne zorluyorum ha. Zorluyorsun manayı diyor. Çok doğru söylüyorsun. Hakikaten öyle. Ya ne var diyor, en fazla lügata bakarsın dedi. Burada ne yani diyor. Ne öyle zorluyor diyorsun, çok doğru. Çünkü zahir avamada bakana derstir. Böyle de düşünene de derstir. O öyle dedi, tamamdır. Sen ona denir mi? Olur mu ya? Deme. Deme sakın. Yanlış yaparsın. Abi, o orada besleniyor, dokunma. Demir adama sana, sana karit dahi etse, tenkit dahi etseler, sakın mukabele etmeyeceksiniz. Demiri demirciye ver, bıçak yapıyor abi. Ya. Demiri inşaatçıya ver, inşaat yapıyor abi. İnşaat da yapıyor. Ötekisine ver, koruluk yapar. Ne istiyorsan yapıyor abi. Sığırlar girmesin diye koruluk yapar demirde. Bırak abi herkes. Ne yaparsa yapsın. Bu da lazım. Evet. Hoşuma gidiyor. Yoksa geliyor. Abi. Çünkü kafirlerin de varlığı hoşuma gidiyor. Değil bir Müslüman benden farklı düşünmesi. Ben 3 hafta beraber yattık onunla. Memnunum. Vay be. Kendimi onda gördüm. Seyrettim, tanımladım. Sağlama yaptım matematik toplama. Acaba bir baktım öyle. Ya bırak Hasan Bey kardeşim diyor. Bırak böyle hikayeleri. Kim anlatıyor sana? Seni kim kandırıyor? Evet. Ondan sonra ya ana bir doğru beni kandırdıkları için dedim. Onun karşılığına bir cevap versene dedim ya. Şu söyle. Ya bırak böyle saçmalıklara cevap mı olur? Olsun dedim sen. Bir cevap ver de onu susturayım ben çıkınca. Sustum Hasan abi. Kendisi sus. İkinci kadar çıktı. Mühürleme meselesi var ya. Ama hoşuma gidiyor. Allah fırsat verdi mi? Sen fırsatını kaldırma. Allah ne yapmışsa dokunma. Tamam. Peygamber'e selam ya. Allah. Allah o kadar hoşuma gidiyor ki. Aynen böyle olmalıydı dünya. Benim düşündüğüm gibi olursa o zaman ben olurdu burası. Yok. Allah. Hastanın gözüyle Allah. Musibet gözüyle Allah. Kadının gözüyle Allah. Çocuğunun gözüyle Allah. Hapishanedekinin gözüyle Allah. Kanser gözüyle Allah. Evliya gözüyle Allah. Peygamber gözüyle Allah. Hepsi bak. Oh. Nur talebesi gözüyle. Allah. Allah. Allah Allah. O da Allah. Biz de lazımmışız. Daha ağzından çıktı diyor. Yani birisi dedi de gülüyordum ama aynısı ben söyledim. Tuttum ama çıktı zaten. O kadar hayran oldum ki Allah'ıma. Allah'ım senden, Allah senden razı olsun dedim. Aynen vallahi dedim. 3 gün oruç tutmam lazım. Allah'ım Allah dedim. Gerisini utandım. Ben hani demişti ya Rizeli. Ey Allah'ım Allah senden razı olsun. Aynı şey ben düştüm. Diyesin geliyor başlar. Ey Allah'ım Allah dedim. Razı olsun diyemedim hemen anladım. Allah senden ey Allah'ım Allah senden razı olsun diyesin geliyor. Allah. Yani Allah bambaşka. Değil mi? Alemimiz Allah nedir ya? Herkes de farklı abi. Farklı. Ama hepsi bire çıkıyor abi. Hepsi farklılıklar Allah değil. Rab. Rabbimiz farklı. Allah. Toplamın Allah. Tabii Allah. Rabbül Alemin. Allah. Bunları konuşturan da o. Elhamdülillah.
birbirlerimizin hakaki nisbiyeleri de hakaki hakayilerimiz olacak bir izin. Evet. Adem Aleyhisselam'ın hakaki hakayisiyle de istifade ediliyor. Evet. Onun için mesela ilim alınmaz, üstü açılıyor. Hakaki nisbiyelerle. Şimdi mühit ibadetten bahsedeyim. İbadet, ubudiyet ibadeti de içine almış. Mesela ibadet yapmalar ve yapmamaların cemidir. İçki içmemek de ibadettir. Namaz kılmak da ibadettir. Buna ibadet. İtikadı da eklersen ubudiyet olur. Ads fark. İtikat olmadan ubudiyete geçiyor. Evet. İtikat olmadan ubudiyet olmuyor. Olmuyor. Yani itikat, iman, böyle ads fark, şefkat tefekkür var böyle. İtikat, itikat ve iman esaslarına koyarsan ubudiyet. O ubudiyetin Allah'ın rububiyetine karşı gösterdiğindir. Allah rububiyet ediyor, biz ubudiyet mukabele ediyoruz. Allah da bir adım atıyor. Sen benim rububiyetime, ubudiyetine mukabele ettinse, ben de o ruhtaki ubudiyet aynasına kendisi taayyum ve teşahhus ediyor. Bu taayyum ve teşahhus uluhiyettir. O uluhiyetle ben ona hitap ediyorum. İyâken abudu ve iyâken isteyin. Onla ona. Şimdi kaç dakika oldu? 5 saat 12 dakika. Yani keselim mi? Yok abi biz, abi biz özlemişiz biraz istersen. Ders daha yapmaz aslında. Bir daha değil de şu muhit ibadeti yapalım bozulmasın şey. Madem bu malzeme. Aa bak gerek rububiyet gerek ubudiyetle alakalı zikir yaparken yani tefekkür. Kur'an'da zikir kullandığı için namaz kılmak zikirdir. Tefekkür etmek de zikir. Zikir ya. Yaparken tesbih, hamd, ibadet esnasında zikredilen mana, vücut, ilmi, hali, kalbi, şuuru olarak ihata etmeli, mevcudata nüfus etmeli, iyice hadsiz bir dairede ihata etmeli. Yani kendi ac ve farkınla mevcudattakini, kendi vücut ilmi ve hali ve şuuru halini büyük insanda görme nispetinde muhit ibadet oluyor. Gerek zaman gerek mekan cihetiyle her şey bütün eşya cimriyetli enaniyetimi teşkil etmektedir ve etmelidir. Enaniyet enenin vücut haricisidir. Enaniyet bizim anladığımız gibi gurur kibir değildir. Ene'nin dişe vuruşu enaniyettir. Enaniyet ruzdamedir, takvimdir, şeydir, hulasadır. Tamam mı? Bu 7 tane şey. Zebil hayat, zi şuur, zi hayat, zi akıl, zi ruh ne varsa adeta nuraniyetinden inikas etmiş akislerdir. Zi ruh ne var? Mesela ağaçlar zi hayat. Hayvanlar ziruhtur. Melekler, cinler zişuhtur. Ziruh değil mi? Aynı zamanda da değil. Üniversite diploması olunca ortaokul diploması da var. Şimdi insan, bunlar hep insanın dişe vuruşudur. Açılımıdır. Ben acaba nasıl bir şeyim Ali değil mi? Ben nasıl bir şeyim? Ulan bu çekirdek, insan bir çekirdeğe benzer diyor ya. Ulan bir ağaç olmak isterdim. Ahiretten önce. Ahirette göreceğiz. Ama bana bir ağaç olsam da, bir görsem kendim, ağaç olmaya kalksam o çekirdek, 18 bin alem olurdu. Açılsa, sen böyle dürülmüş rule, ağaç, burada rule, ağaç oraya kadar gel. 18 bin alem. Onun için açmış adam ve oradan demiş, şimdi tehdit etme. Açmış ve demiş, ben açmamış dinliyor. Açmış ve demiş ki, arş benim, Kürs benim, İbrahim benim, Musa benim, İsa benim, Muhammed benim. Çünkü bendeki timsali sureti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı ahmediyesi, bende de aynısı var ya, o cihetle yani meyvedeki çekirdek, ağacın arkasına geçiyor, kökteki çekirdeğe
makamına geçip oradan diyor ki yaprak benim, dal benim, gövde benim, yaprak benim. Ulan sen bunların sonucuydun, idin. Bu ağacın sonucu meyvedir. Ama meyvenin içindeki çekirdek ağacın sonucu değil, ağacın başı aşır. Risale'yi tefekkür edince varlığın arkasına geçelim. Varlığı tanımlattırıyor işte. Demek hem mekan hem zaman cihetiyle bütün kesret-i eşya kendi nefsinde bir tek şey suretini aldı. Tek şey. Bu da tek şey görmek istiyorum. İsrafil'in cesedi oluyor. Bak aha. Nereden çıkarttın? 13'ten. 13'ten biliyor musun? 11 mi? 13. 100 bin ağız ortadan alıyor. Her ağzında o ferdin cihazat, betsa ve ağza ve hücreliyatı miktarınca 100 binler diler ile saniyeyi takdis ederek tesbihat yapan İsrafil misal. He, ubudiyette ulvi bir makam sahibi bir acubi mahlukat iken, yani yukarıda şey yaptım ya, atladım, onu anlaşılmadı, bir de okuyorum. Mesela yukarıda sır vahdet ile kainat, buraya kaçırdığını anlaşılmadı. Sır vahdette, yani sır vahdette biliyor musun? Sistemi birliği, aileyi Ahmedi'nin cilveyim timsali bende var. Ben aileyi Ahmedi'yim, bütün alem tek, her şeyi burada seyredeceksin. Bırak deriyi derede seyretsinler, sen deriyi burada seyret. Tamam. Vücudu tam ahirete, ahirete gidenler gitsin, sen burada git, burada seyret. Ahirete, cennete gidenler gitsin, gitmeli. Sen burada fethuli fi ibadi vethuli cenneti yok, tamam mı? Şimdi kainat neymiş? Sırr-ı vahdette, yani bu aynada kainat, öyle cisim. Kainatı mı söylüyor bak? Kainat, cisim, cismani bir melaike hükmünde olur ki, böyle yaparsan kainat, cisim ve cismani bir melaike hükmünde olur ki, melaikeymiş kainat, mevcudatın nevileri adedince 100 binler başlı. Ve her başında 10 nevide bulunan fertlerin sayısınca 100 binler ağız. Ve her ağızda o fertlerin, o ferdin cihazat, etsa ve ağza ve hücreliyatı miktarınca 100 binler diller ile sahneni takdis edip, takdis ederek tesbihat yapan İsrafil misal, ubudiyette ulvi bir makam sahibi bir acibi mahlukat iken kainat. Yukarıdaki ne söylüyor? İken kainat. İsrafil misal. Bunu öpmeseydik, nice kara kaplın, kafaların uzantısı olan elini öpecektik. Adamların duyguları, fikirleri din diye öpecektik. Ve din adına kavga yapacaktık. Din kavga sebebi midir? Din tenkit sebebi midir? Din adına kavgalarımız diye yazdım. Bir paragrafla, bir başlık altına. Din adına kavgamız. Din adına değil. Yalan söylüyoruz. Kendimizi dinin sahibi gibi yapıyoruz. Haşa. Yalan. Kavgalarız din adına değil. Kendimiz adına da. Ama din demişiz. Hasan abi, bu mevte mazhar olunca bu vücudu haricin olan İsrafil'in de yok galiba artık. Bir daha söyler misin? Bu mevte mazhar olunca bu İsrafil'in vücudu haricisi olan, yani bedenimiz de yok herhalde artık söylersin. Buradan sıyrıldın artık. Ruh cesetten çıktı. İsrafil'den çıktı. Çıktı. Cismaniyetten çıktı. Gitti. İsrafil'den çıktı demektir. Ama ya. Ama bir tanesi çıkıp der ki sif beden. Cismaniyet değil ki. Gir içeriye. Esirde bedeni yok mu? İsrafil gene var. Bedeni misalimiz de var abi. İlk önce seni şokumdayladım. Şokum biraz da geri çeviriyor. Sıfı değil. Bir şey anlatayım size. Dün uçaktaydım. Dün müydü? Evet dün. Dün 10.30'da indim. Dün mü geldiniz abi siz? He? Şey, pazartesi akşamı. Evet, akşam. Pazartesi akşamı. Solumda bir tane
Pazartesi. Pazartesi. İş anlatacağım. Allah'ın ne hikmetleri var. Dedim ya Rabbi, şimdi uçakta oturacak benim. Tesadüf yok. Bakayım kim oturacak. Leylim meylim o da oluyor. Camda oturuyor. Önümde de camda bir acayip mahlukat. Kadın, kız. Üniversite Trabzon'da okuyor. Onun yanında yine bir kız. Benim önüm koltukta. Onun yanında da bir erkek. Meğer bu iki karı kocaymış. Ama genç üniversite talebeleri. İkisi de okuyormuş. Ama evli. Evli yani. Hakikaten şey. Ben sonundaki şeyle konuşuyorum. Sonunda da Salih var. Kurt dedi. Ya kardeşim cüzümü bitireyim ondan sonra dedim konuşayım ben bununla. Dedim 20-25 dakika diğer bir saatte cüzü bitirdim. Bir saate yakın adamla konuşuyoruz. Adam almıyor. Ama ben de anlamadım bu işte. Ben de canlı canlı konuşuyorum. Karşıda biri var gibi. Karşıda biri var gibi konuşuyorum. Evet, böyle adam gibi. Meğer camdaki önümdeki kız döndü. Beyefendi biraz dedi. Kısık sesle konuşuyor musunuz dedi. Tabii dedim, çok doğru söylüyorsunuz. Onun yanındaki hemen karşılık yaptı. Ben buna bak şimdi. Gençle konuşurken tevhid, haşir, ölüler nasıl diriliyor, gidip gelen o her şey döktük yani. Bir ikisi bir şey çıkar da psikolojiden, iktidardan bahsetmediğim şey. Bir ol tatayım da bir tanesine gelsin. Hiçbir seni gelmiyor. Tam ineceğiz. Ondan sonra ineceğiz. Yani bunları niye anlattım biliyor musun sana dedi. Bak benim gömleğim diye ben değil. Gir içeriye. Diyor. Bu Girce benim atletim diye atlet değil. Bak bizi giydirmiş. Benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. O ben diye hiç düşündün mü? Bak dedi. Bir de söyler misin dedi ya. Şimdi dedi bu ben değil miyim dedi. Sen dedim o zaman 15 yaşındaki bir görüntüm vardı. O da sendin, şimdi de sensin. O senedir sen sonra kaç tane yüz taşıyorsun? 200'lü değdikleri zaman sen kıymet koparıyorsun. Kaç yüzlüsün? Peki bu ben değilimse ben neredeyim? Ben de onu arıyorum dedi. Geldi işte şimdi o kadar. Ben de onu arıyorum. Geldi ama. Peki o kim? Görmedim ki dedim. Kendimi daha görmedim. Kendimi görmedim. Onun sahibini görmeye çalışıyorum. Öndeki ortadaki kız. Dandı. Öyle. Dinliyordum dedi. Allah Allah. Almıyordu diyordu. Bazen almıyor gibi ama hep kulak misafiri oldum dedi. Nasıl bir şey yapıyor? Ondan sonra hocam dedi. Ben de onu arayacağım. Böyle bir şey yaptı dedi. Buna konuşur mu? Ne? Bu alıyormuş. Ama çocuğa o tevhid anlatma şuraktan kadir yok. Ya demin ki. Ya peki o be çöpten aptallaş. Bu ben değil miyim dedi. Bu sensen dedim. 10 sene sonraki değişecek kimdir? İkide bir karakter mi değiştiriyoruz? Hangisini sen diyeceğim ben dedim ya. Ondan sonra buna da demiyor muyuz ki benim gömleğim der gibi benim yüzüm. Hatta ruh değil miyiz? Benim ruhum kaldırmaz. Benim ruhum. Benim gömleğim, benim arabam bunu çekmez. Benim ruhum sıkıldı. Benim aklım var ya bunu anlamaz. Kimin aklı? Benim aklım. Bu benim gözlüğüm der gibi. Dedi abdene. O dedi o kim o? İşte onu, ben de onu arıyorum. O sensin. Ya, dedi hepten şok oldu. Ya telefonu alabilir misin? Dedim, Nur Dersikom'a gir dedi. Nur Dersikom'a. Orada anlatıyor. Kalktı, inerken o kızındaki ötekisi sonra çevirdi. O tabi duman tabi, cevap veremiyor. Yoksa patlayacak, cevap verecekti. Ama ufak sesle konuş dedi. Çünkü istifade. O dedi istedik. Çok istifade ettim hocam dedi. Ben kulak misafir verdim erkekle beraber. Acayip ya. Kime isabet edecek değil mi? Kesret. Boyu bizi. Olsun. O mühürlü o değil mi abi? Bilmiyorum ne olduğunu. Allah. Daha şey ama ben şeyi anlatmak istedim. Da, bunu anlatırken meğer onu anlatıyormuşum. Bunu mutlaka bir yerden takayım dedim. O ben dedi
O zaman ben kimim dedi ya, ben kendimi görmedim. Tabii ki görme dedim. Aynada olan sen değilsin ki. Aynaya bakarken bu ben, bu benim yüzüm diyorsun bak. Benim yüzüm. Bu senin yüzün. Sen kim o? Sahip çıkan kim? Ben kim dedim. Ben de onu arıyorum dedim. 54 sene de mi? Ya şimdi ne oluyor bilmiyorum. Alttan alttan yanıyor şimdi. Çalıyor ne dedim. Şimdi adama ne yaptık biliyor musun? Ne kuyup kuru bir odundur. Öfledim, o da deliklerini bastı, ses çıktı, şey, anlamlandı. Kuru bir ses çıkıyordu. O insandır der Mevlana. O neyin projeyi? O delikler de istidatlardır. Din de öfler. Peygamberler de, yani kitap öfler, peygamberler de deliklere ait verir. Basarak sesi ait verir. Ama ses de insandan çıkıyor. Sen neysin? Neyim? Ama birisi öfürmesine müsaade et. Evet, isim. Belki başka müzik çalacak sende. Bu derste sende başka çalacak, onda başka çalacak. Evet. Şöyle değişik, ben neyim? Elhamdülillah. Her şey insan ekber denilen bir tek şey oluyor. Zaman cihetiyle de külliyat ve külli nurani olunmuş oluyor. Mesleğimizin esası tevhiddir. Eğer ben başka şeylerin, sebeplerin tesiri altında kalıyorsam, hareketimi, hüzün ve sevincimi onlara göre ayarlıyorsam, zaman ve mekanın dar çerçevesi içerisinden bakıyorsam, o vakit Allah'a şirk koşuyorum demektir. Ama dışarıdaki şirkten bahsetmiyorum. Sakın dışarıda konuşmuyoruz. İçerideki şirkten. Çünkü hakiki tesir sahibi olduğu gibi yalnız ve yalnız onun tesirinde kalmak hem itikaden hem zarureten hem bedahaten lazım ve elzemdir. Ben Ahmet'in, Mehmet'in tesirinde kalıp seviniyor veya üzülüyorsam şirk içerisindeyim. Lütfu ile kahrı bir bilmeyen ol çekti azap. Lütfu kahrın şeyin vahid. Bilmeye çekti azar. Lütuf da kahır da ondur. Ondandır. Ama bilmiyorsan çekti azar. Sultan olan. Sultan olan anlar bizi. Yalnız ve yalnız vahdet dairesine teneffüs etmeliyim. Zihnimde, aklımda, kalbimde menfi hislerin, tahayyül ve tasavvurların zerre miskal yerleşmesine fırsat vermemeliyim. Onlara emniyet verip katiyen meşgul olmamalıyım. Vaktimi malayani şeylerle fuzuli olarak israf etmemeliyim. Yani bunlar bu sistemin çalışması için bunlar. Menfi his ve duygular zihin ve kalpte kapta oldukça ulvi his ve duygular inkişaf etmez ki zemin bulsun. Nadir abiyle yazdık bunları. Ey git hızlı. Nadir abiyle gece derslerimiz bunlar. Nadir abi. İnsan ezeli ve ebedi bu zat akdesin sıfat ve esmasının gayet külli ve cami aynesidir. İnsanın külli ve cami bir ayni ekber olması adeta kafidir ona, kendisine. Çünkü ben ayni Ahmediye'nin cilve-i timsaliyim, bütün alem bendedir de iman et git, korkma. Artık orada öyle olacaksın. Duy git. Biz bir şey abi, bizim timsal mi bak? Aynadan gelen bir şey var. Biz kendimizi nasıl göreceğiz orada? Sana başka bir aynaya mı bakmamız lazım? Bana bak. Sadece yani hepimize külli nazarla baktığın zaman. Hani demiyor muyuz? Allah'tan Allah, Allah'tan Allah. Bu esma Allah seyretmiyor mu? Evet. Peki esmanın cilvesi değil mi? Kim kimi neyi seyrediyor? O cennette de ne istediğini seyredeceksin. Sen seni seyredeceksin. Ben bende olduğumu göreceksin. Ben bendeymişim. Ben bendeymişim. Ben bene geldim. Muhittin Arabi'ye ben Rabbuk'e sordular ya önce. Şaşırmış. Allah Allah. İkilik nerede ya? Sen bana soru soruyorsun. Sen ve ben. Nerede bir sen ben var? Öyle bir şey yok ki. Tek şey var. Her şey benim açılımım. Melek dedi ki ne demek dedi ya? Ben bendeydim. Ben bene geldim. Beni bana mı soruyorsun? Sen kimsin? Sen benim dedi. Yani sen zannettiğin şey benim yani.
Ben bendeydim. Ben bende geldim, geri gitmedim. Sen de bende, ben aynı. Beni bana mı soruyorsun? Demiş ki, ya Rabbi bu ne diyor? Fazla karıştırdı. Ozan dedi ki, o zaten sözde rüyada da anlaşılmıyordu, bırakın. Keşke kubur çarpmış. Bak böyle adam gibi yaşamış. Zariciler şirk ehli dedi, zındık-ı ekber dediler, tövbe. Batıncılar Şeyh-i Ekber dedi. İkisi de doğru. Ne diyorsun ya? Zahiri şeriatın göre böyledir. Batın şeriatın göre böyledir. Bize ne düşer? İşine yarıyorsa, alamıyorsa fermar çık, konuş. İnsan, orayı da okuduk. Ha, insanın külli ve cami bir aynaya ekber olması adeta kafidir. Çünkü hiçbir şey yok ki bu aynadarlıktan hariç kalsın. Amelimde daima rıza ile esas temel olmalı. Uzun sürer. 15. sayfada kaldık. Ama acayip. Nereye girdi ya? 15. sayfadayız, tamam mı? Unutmuyoruz abi. Tamam. Tamam. Orada kalsın. Son cümlemiz neydi ki? Onu bir daha tekrar edeyim. Hatırlayan var mı? Hadi. He? Hadi. En son ne demiştim? Ben de hatırlayamazdım da. Belki. Harika doktor. Evet. Sen normal doktor olmadın tabii ki. Doktor. Amelimde daima rıza-i ilahi esas temel olmalı. Cennet gibi bir gayemiz olmamalı. Cennet gibi cezası nedir biliyor musunuz? Cennet gibi bir şey gaye edinenin cehennem endişesi gibi bir derdi olur. Baş belası olur. Ha, rıza ilahinin zıttı yoktur. Cennette bile böyle bir derdi olabilir yani. Ya çünkü ya çıkarırlar tekrar cehenneme konabilirsin. Derdi var ya. Yani o derdiyle devam eder yani. Bu düşünce tarzı. Şey olarak konu anlamında söylemedim. Doğru. Hani. Anladım. Cennette mutsuz olmayacak abi. Hiçbir şey cennette. Yani, sen bir şey 15'te kaldık. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selavat.